Yükseliş ve çöküş. İkinci Dünya Savaşı'nın dönüm noktaları. Özgür Fransa'nın çökmesiyle Avrupa'nın eski imparatorlukları bir küresel güç boşluğu yarattılar. İngiliz Milletler Topluluğu Britanya etrafında toplandı. Denizde, havada ve karada Akdeniz'in her iki tarafındaki bölgelerde savaştılar. Ancak bu güç boşluğu Japonya'nın imparatorluk hırslarını cesaretlendirecekti. Ve bir sene içinde tüm Güneydoğu Asya düşecekti. Dünyanın en zengin ulusunun endüstriyel gücünün silah altına alınmasıyla bu gerçek küresel bir savaş olacaktı. Bütün oyuncular. Pearl Harbor saldırısı, 7 Aralık 1941. ...1941 ortasında Birleşik Devletler tarafsızlığını koruyordu. Ve Birinci Dünya Savaşı hafızalarda yeni olduğundan Amerika'daki güçlü izolasyoncu hareket güçlü bir biçimde bu şekilde kalmayı tavsiye ediyordu. Ancak Başkan Roosevelt'in gitgide artan endişesi eve çok daha yakın bir tehditti, Japonya. Britanya ve Amerikalılar için Japonların Asya'da çok daha saldırgan bir politika izlediği ve bir saldırı düzenleyebilecekleri açıktı. Bu Amerika ve Japonya'yı çarpışma rotasına soktu. Japonya Çin'de çok masraflı bir savaş sürüyordu. Bu savaşı Asya'da güçlü bir devlet olarak konumlarını sürdürmek için önemli görüyorlardı. Ve Japon güçleri savaşın bedelini hissetmeye başladı. Savaşı bitirmeye ihtiyaçları vardı. Japonya 1940'ta Amerika'nın saldırısına yanıt olarak Washington'ın Amerikan hurda, metal ve uçak yakıtı ürünlerinde ambargo getirmesiyle engellenmişti. Modern bir savaş sürdürmek için gereken doğal kaynakları olmayan Tokyo, saldırgan bir biçimde başka yerlerden aramaya başladı. Temmuz 1941'de bu saldırının Fransız Hindi Çin'i ve Hollanda Doğu Hint adalarını hedef aldığı belli oldu. Bir kez daha Roosevelt harekete geçti. Petrol ambargosuyla birlikte Japonları sert bir dille uyardı. Onlar bu noktada mihver devletleri Almanya ve İtalya ile bir anlaşma imzalamışlardı. Ve Çin'in ötesine saldıracak olurlarsa bunun sonuçları olacağını belirtti. Japonya'nın hedeflerinden biri Güneydoğu Asya'yı istila etmek ve kendileri için gereken askeri kaynaklara ulaşmaktı. Savaşın sebebi buydu. Japonya bu hedeflere ulaşmak için savaş ilan etti. Ancak bir savaş ilan edildiğinde Birleşik Devletler mutlaka müdahale edecekti. Batı şantajı olarak gördükleri şeyde geri adım atmak istemeyen Japon askeri kanadı, Hollandalıların Doğu Hint adalarındaki petrol kaynaklarına zorla el koymak istedi. Bunun için önce saldırmalı ve Pearl Harbor'da konumlanan güçlü Amerikan filosunun müdahale tehdidini ortadan kaldırmalılardı. Pearl Harbor'a saldırma planları teoride 10 yıllardır var olsa da, zamanın en büyük donanma taktisyenlerinden biri olan Amiral Isoroku Yamamoto'ya başvurdular. Amerikan donanmasını eşit bir savaşta yenmenin imkansız olacağı sonucuna varan Yamamoto bir alternatif önerdi. Isoroku, Japonya'nın kayıp vermeyen kazanabileceği sürpriz bir saldırı planladı. Başka bir deyişle, Japonya, Hawaii'deki Pearl Harbor'da bulunan Amerikan filosunu tuzağa düşürüp yok edebilirse, Amerika Birleşik Devletleri Japonya'ya ya da Güneydoğu Asya'ya en az 6 ay belki de bir sene yaklaşamaz. Japonlar gizlice özellikle Asya Pasifik'teki bir savaş için tasarlanmış sıra dışı bir savaş gücü üretti.
modern savaş gemilerinden oluşan bir filonun etrafında kurulmuştu. Ve sadece boyutu açısından değil, dünyanın en kapasiteli uzun menzilli uçak gemisi savaş uçağı olan Mitsubishi Zero'yu da içeriyordu. İki Aralık'ta iki ülke arasındaki görüşmeler tamamen çöktü. Japonlar Washington'daki diplomatik delegelerini geri çekti. Ve 6 savaş uçağıyla 450'den fazla uçak bulunduran Japon filosu Nitaka Yamanobere, yani Nitaka Dağı'na tırmanın kod mesajını aldı. Saldırı başlayacak. ...7 Aralık'ta Japonya bir havadan yıldırım harekatı düzenledi. Sadece Pearl Harbor'ı vurmadı. Malaya ve Filipinlere de saldırarak karadaki Britanya ve Amerikan hava güçlerini yok etti. Ve savaşın ilk 2,5 haftasında hem Batı Pasifik hem de Orta Pasifik'te tam bir hava hakimiyeti kurdular. Tamamen hazırlıksız olan Pearl Harbor üssü sakin bir pazar sabahı geçiriyordu. Ve sadece 31 Japon'un hayatını kaybetmesiyle yerle bir edildi. Politik anlamda bir felaketti. Çünkü Amerikan halkının savaşın arkasında toplanmasına sebep oldu. Daha önceden ülke tamamen bölünmüştü. Ve bu saldırı Roosevelt'in en büyük sorunu olan ülkeyi mihver devletlerine karşı savaşta arkasına alamama sorununu çözdü. Amerika şoke olmuştu. Ve ertesi gün Roosevelt yanıt verdi. 7 Aralık 1941 Pazar günü itibariyle Birleşik Devletler ve Japon İmparatorluğu arasında bir savaş durumu vardır. Ve neredeyse hemen sonra savaşa çok karşı olan Amerikan halkı büyük bir askere yazılma sürecine başladı. Pearl Harbor askeri anlamda nadir bir gündü. Radikal ve yeni bir savaş türü ortaya çıkmıştı. Geleneksel görüş olan donanma hava kuvvetlerinin kara temelli hava kuvvetlerle baş edemeyeceği görüşünü yok etmişti. Japonya'nın uçak gemisi temelli savaş uçağının saldırıya liderlik etmesi, gelecek yıllar boyunca uluslararası çatışmaların şeklini belirleyecekti. Pasifik'teki ilk savaş, şaşırtıcı bir Japon zaferiyle tamamlandı. Zaman kazanmışlardı. Şimdi sırada Asya'yı bir kaleye çevirmek vardı. Japonya'nın Malaya istilası, 8 Aralık 1941. Birleşik Devletler'in karşılık verme tehdidinin ortadan kaybolmasıyla Japonlar Güney Kaynak Bölgesi denilen bölgenin kontrolünü ele geçirmeye odaklandı. 8 Aralık 1941'de Japon 25. Ordusu, Kor General Tomoyuki Yamashita komutası altında Güney saldırısı seferini başlatmak üzere Malaya kıyılarına çıktı. Bu görevin iki ana hedefi vardı. Kısa vadede Doğu Hint adalarındaki petrol kaynaklarıyla Britanya Malayası'ndaki kalay ve lastik kaynaklarını ele geçirmek. Japonların uzun vadede planı Burma'dan Malaya'ya, Hollanda'nın Doğu Hint adalarından Yeni Gine'ye ve Orta Pasifik'teki adalara uzanan bir kemer kurup savunmada kalmaktı. Teorilerine göre savunma pozisyonlarını kurup onu savunduktan sonra kaynak bölgelerini koruyacaklar ve Birleşik Devletler sonunda savaşmaya devam etmek istemeyecekti. İlginç bir biçimde 1931'den beri Çin'de savaşmakta olan Japon ordusu soğuk hava savaşında çok etkili olsa da yağmur ormanı operasyonları için gereken benzersiz deneyime sahip değildi. Ve inanılmaz bir biçimde eğitimleri sadece bir kitapçık dağıtımından ibaretti. Tropik savaşın tehlikelerini açıklayan, ormanı avantajlara nasıl kullanacaklarını anlatan bir kitapçıktı. Ve Malaya'ya indiklerinde Almanya'nın İstila El kitabından da bir sayfa aldılar.
Malaya'daki sefere bakacak olursanız bu da hız ve momentumla ilgiliydi. Düşman üzerinde psikolojik bir etki bırakmakla ilgiliydi. Japonya'nın Malaya saldırısındaki ana yöntemlerinden biri akrep manevrası denilen şeydi. Bunun için Japon güçleri iki birime ayrılıyordu. Biri düşmanla karşılaşınca saldırı başlatıyor ve düşmanı yerine sabitleme girişiminde bulunuyor. Akrebin diğer bölümü de ilerleyip düşmana saldırarak yandan ya da arkadan dolaşmaya çalışıyordu. Tüm bunlar bir akrep gibiydi. Çünkü bir akrep de kıskaçlarıyla yakalar, kuyruğuyla da hızlıca arkadan saldırır. Yoğun yağmur ormanının örtüsü altında bu taktikler savunmacılar arasında korku, kafa karışıklığı ve kararsızlık yarattı. Ve Malaya'nın kuzeydoğu kıyısına çıkmalarından 4 gün sonra Japon 5. bölüğü karanın 160 km içlerine dek ilerleyip Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin Alor Star uçak pistini ele geçirdi. Britanya'nın hava direnişini ortadan kaldırdı. Ancak belki de operasyonun usta darbesi hafif malzeme ve asker taşıması için bisikletlerin kullanılması oldu. Bisiklette piyadelerin daha uzağa ve daha hızlı, daha az yorularak hareket etmesini sağlıyor. Onları yavaşlatmak için çaresiz çabalara rağmen durmaksızın ilerlemelerine izin veriyordu. Britanya Kraliyet Ordusu sürekli Malay Yarımadası'ndaki yolları yok ediyordu ve buna karşılık olarak Japon mühendis birimleri onları yeniden inşa ediyordu. Malaya seferinin bir bölümü Britanya askerlerinin yolları yok etmesi ve Japon mühendislerin yol yapmasından ibaretti. Ve ormana giriyor, köprüler inşa edilirken savaşıyorlardı. Ancak beklendiği kadar uzun sürmüyordu. Ve böylece savaş yollarda devam etti. Geri çekilen müttefik güçler tarafından 250'den fazla köprü yıkıldı. Ancak Japon piyadeler bisikletlerini kafalarının üzerinde taşıyarak ya da akıntıda duran mühendislerin tuttuğu kütük köprüler üzerinden geçtiler. Malaya'nın batı kıyısına yapılan amfibik çıkarma baskın Japon Hava Kuvvetleri tarafından desteklendi. Kuala Lumpur 11 Ocak 1942'de düştü. Ve Japonlar geçilmez denilen Malay yağmur ormanlarında ilerlemeye devam etti. Japonlar dahice bir biçimde tekrar tekrar düşmanın etrafını sardı. Britanyalılar yolda engelleyici bir pozisyonda bekliyordu ve onlar etraftan ormandan dolaşıyorlardı. Ve Britanyalılar yan taraflarına geçildiğini görünce geri çekiliyorlardı. Japonlara karşı bunu yapamazdınız. Sürekli baskı ve bisikletli yıldırım harekatının bitmek bilmeyen takibi çok etkiliydi. Ve 60 günden kısa sürede 28 Ocak'ta Japonlar Malay Yarımadası'nın güney ucuna ulaştı. Japonların hazırlıksız olan müttefikler üzerine hızla çökmesi onların moralini bozdu. Ve bu psikolojik ortam Japon süper savaşçı efsanesinin çıkmasına sebep oldu. Bu efsane Japon savaş makinesinin Pasifik adalarına yayılmasıyla devam etti. Rommel'in Çöl Harekatı 21 Ocak 1942. Batıdaysa başka bir kaynak arayışı devam ediyordu. Kuzey Afrika Savaşı, Süveyş Kanalı ve Orta Doğu'daki petrol rezervleri için sürmekteydi. Britanya savaş çabaları için büyük oranda bu petrole bağımlıydı. Ve Libya ile Mısır arasındaki çöllerde 1942'nin Ocak ve Ağustos ayları arasında tek bir adamın dehası Britanya'ya neredeyse diz çöktürüyordu. Tank savaşı sanatında tamamen hakimiyeti olan bu adamın pek çok kişi yenilmez olduğuna inanıyordu. Bu süper taktisyen mitolojisi Erwin Rommel'ın 2. Dünya Savaşı'nın en iyi bilinen ve saygı gören generallerinden biri olmasını sağladı. Rommel kendine çok güvenen bir askeri komutandı.
ön cepheden yönetmesiyle biliniyordu. Askerleri ona büyük bir sadakatle bağlıydı ve savaş alanındaki varlığı nedeniyle ona bir maskot komutan diyebilirdiniz. Rommel'ın Tobruk kuşatması Nisan 1941'de başladı ve Winston Churchill'i çok öfkelendiren, tahmin etmeyen bir açmazla sonuçlandı. Ve komutanlarına bu kilidi kırmaları için baskı yapmaya başladı. Bu amaçla Britanya 8. Ordusu Kasım ayında Mısır cephesi boyunca Rommel'ın Afrika ordusuna karşı saldırıya geçti. Noel'de Afrika ordusu fethettikleri 800 kilometrelik mesafenin büyük bölümünden geri çekilerek Libya'ya döndü. Ancak gururlu, sabırsız ve saldırgan olan Rommel bunu kabul etmeyecekti. Rommel ikmal hatlarına geri dönüyordu. Geri çekildikçe ikmal kabiliyeti artıyordu. Birlikleri destek alabilirdi. Ve bir kez daha saldırabilecek hale geldiğinde Britanyalılar çok güçlü bir konumda olmayacaktı. Ve bu Rommel'ın kullanabileceği bir fırsattı. Yorulmuş ve üstlerinden uzaklaşmış bir orduyla karşı karşıya olan Rommel fırsatı kullandı. Ve Ocak 1942'de şaşırtıcı bir karşı saldırı başlattı. Bu ilk savaşlar çöl çizgisinin taktik becerisini sergileyerek Britanyalı rakiplerini hezimete uğrattığı anlardı. Rommel'ın başarısı Britanyalıların zayıflığını görüp ondan faydalanmasından kaynaklanıyordu. Ve Rommel'ın başarılı savaş alanı fikirlerinden biri çöldeki açık kanatlardan faydalanmaktı. Çöldeki geniş düzlükleri büyük bir etkiyle kullanan Rommel'ın güçleri 8. Ordu'yu kıyıya doğru itti. Britanyalılar Gazala ve Tobruk'a yerleşip bir sonraki raunda hazırlandılar. 26 Mayıs'ta Afrika ordusu taze İtalyan birliklerin yardımıyla Gazala'da klasik bir yıldırım harekatı tarzı kıskaç manevrası yaparak sayıca üstün Britanya savunmasının etrafını efsanevi biçimde sardı. Üç hafta sonra Britanya karmaşa yaşarken Rommel sonunda Tobruk'u aldı. Ve Britanya güçleri Mısır boyunca İskenderiye'nin 100 kilometre yakınına dek çekilmek zorunda kaldı. Yeniden mevzilendiler. Bu sefer küçük El Alamein köyü yakınlarında. Britanya utanç verici bir yenilginin eşiğindeydi. Ve bu geri çekiliş Hitler'in tüm Orta Doğu'yu kontrol etmesini sağlayacak, Britanya ham maddeden yoksun kalacaktı. Churchill deliye dönmüştü. O zamanlar Rommel, Britanya güçleri için bir bahaneydi. Neden yeniliyoruz? Çünkü süper bir adamla savaşıyoruz. Taktiklerimiz zayıf, ekipmanımız zayıf olduğu için değil. Ancak savaşlar ve çöl etkisini gösteriyordu. El Alamein eteklerine Afrika ordusu geldiğinde operasyonel sadece 125 tankı vardı. Zafer önemli takviye kuvvetler gerektiriyordu. Ancak Rommel Berlin'den destek istediğinde Hitler inanılmaz bir biçimde bu kaynakları bahardaki Rusya seferine saklayarak bunu reddetti. Saldırı gecikti. Hasta ve tükenmiş olan Rommel Avrupa'ya döndü. Hitler'in taktik hatası Orta Doğu'da rüzgarların müttefikler lehine dönmesine sebep oldu. Ve tamamen yenilmeye çok yaklaşan Britanya yeniden nefes aldı. Müttefik bombalama seferi, Ocak 1942. Kuzey Afrika'daki stratejiler tanklarla belirlense de Batı Avrupa'da tamamen farklı bir strateji uygulandı. 1935'te başbakan olacak Stanley Baldwin, 1932'deki bir konuşmasında bombardıman uçağının daima hedefe ulaşacağını söylemişti. Baldwin bir umudu ve korku ifade ediyordu. Çünkü Britanya'nın stratejisi bombardıman uçağının Berlin'e ulaşmasıydı. Aynı şekilde Alman bombardıman uçaklarının Londra'ya ulaşma korkusu vardı. İspanyol İç Savaşı'nda Alman bombardıman saldırıları
sivil nüfus üzerinde felaket etkisi yaratmıştı. Ancak Luftwaffe'nin 13 Mayıs 1940'ta Rotterdam'ı yerle bir etmesi sırasında Britanya Savaş Bakanlığı gönülsüzce de olsa bombardıman uçaklarının Almanya'ya saldırıya gönderilmesini kabul etti. Alan bombalaması denen şey tüm şehirlerin bombalanması. Britanya Hava Kuvvetleri'nin hedeflerini bombalamasından doğdu. Bu nedenle çok geniş şehir alanlarına bomba bırakmayı düşündüler. Hedefe yönelik bombalamanın başarısızlığı ideolojik bir kaymaya sebep oldu. Ve 1942 başlarında Baldwin'in seslendirdiği ahlaki endişeler Britanya'nın askeri görevleri karşısında ikinci sıraya itildi. Bu amaçla alan bombalaması kabine tarafından Şubat 1942'de kabul edildi. Ve Hava Kuvvetleri Komutanı Sir Arthur Harris bombardıman komutasını devraldı. Şimdi gevşeme zamanı değil. Belki de bazılarımıza göre yakında son darbe olacak şeyi gerçekleştirme zamanı gelmiştir. Hava kuvvetleri şehir alanlarını hedef alarak önemli altyapıları yok edecek ve düşman sivillerinin cesaretini kıracaktı. Bombacı Harris derhal yeni Sterling, Halifax ve ünlü Lancaster bombardıman uçaklarındaki artan ateş gücünü devraldı. Ancak Alman uçak savarları da sürekli gelişiyordu ve havacılar arasındaki ölüm oranı artıyordu. Bu çok ironik çünkü Britanya Alman bombardıman saldırısını iyi entegre olmuş bir hava savunma ağıyla yenmişti. Ve şimdi saf bir biçimde bunun ne kadar pahalıya mal olacağını hafife alarak Alman sanayine saldırmaya çalışıyorlardı. Harris'in liderliğindeki ilk görev 3 Mart 1942 gecesi gerçekleşti. Ve ironik bir biçimde Almanya'ya değil, Paris eteklerinde 235 savaş uçağının Alman ordusu için araç ürettiği Renault fabrikasına gerçekleşti. Fabrika yok edilirken 367 sivil öldü. Savaş içinde bombardıman asla bombardıman planında beklenen kadar etkili olmuyordu. Ancak o zamanlar bombardıman uçaklarının durdurulamayacağı düşünülüyordu. Özellikle de sivil nüfusa karşı saldırılarda. Onların daha az morali olduğu için ve modern savaş ekonomilerinin savunmasız noktası olduğu için bu etkili bir strateji gibi görünüyordu. Harris'in bu inanca bağlılığı operasyonların büyümesine sebep oldu. Ve bin uçaklı saldırılar olarak bilinen sortiler sonuçlandı. Bunların ilki 30 Mayıs gecesi Köln şehrini hedef aldı. Kraliyet Hava Kuvvetleri uçak kaybı riskini en aza indirmek ve Alman savunmalarını sayı üstünlüğüyle bertaraf etmek istiyordu. Köln olayında 1047 uçak 16 kilometre genişliğinde ve 2 kilometre derinliğinde bir formasyon oluşturarak 1455 ton bomba taşıdı. Bunların 3'te 2'si yanıcıydı. Şehir yerle bir oldu. Ancak Britanya'da olduğu gibi halkın moralini bozmaktan çok uzak. Bu saldırılar Almanların kararlılığını daha da arttırdı. 1943 başlarında Harris cesur bir biçimde Alman bombardımanının savaşı Nisan 1944'te sona erdireceğini tahmin etmişti. Yanılıyordu. Alman şehirleri sivil sakinleriyle birlikte 1945'in sonlarına dek yanmaya devam edecekti.
Singapur'un düşüşü. 8 Şubat 1942. 7 Şubat 1942'de Japon 25. Ordusu Malezya kıyısına yığıldıklarında Singapur adasını savunmak üzere bekleyen İngiliz Milletler Topluluğu askerlerine bakıyorlardı. Yoğun ve sık nüfuslu bir ticaret merkezi. Singapur, Britanya'nın Asya'daki kalesiydi. Ve orası fethedilirse Britanyalılar Asya'dan uzaklara çekinmek zorunda kalacaktı. Bu nedenle Japonya'nın Singapur'u ele geçirmesi Birleşik Krallığı yenmek için olmazsa olmazdı. Japonya, Singapur'da kaç tane Britanya askeri olduğuna dair bilgiye sahip değildi. Ya da Malay Yarımküresi'nde kaç tane Britanya ya da Hint askeri olduğunu bilmiyordu. Yine de Japonya'nın stratejisi İsa ve kesin bir savaştı. Singapur'daki düşman gücünün ne olduğunu bilmeden ilerlemeye devam ediyorlardı. İşin aslı, Japon güçleri sadece 30 bin civarındaydı. Ve General Arthur Percival komutasında 70 binden fazla bir güçle karşı karşıyaydılar. Yorgunluktan tükenmiş olan Japonlar, sayılarının çok az olduğunun farkında değilken, Japon ilerlemesinin hızı Percival'ın bunun tam tersine inanmasına sebep oldu. Britanyalılar kaçınılmaz saldırıya hazırlanırken, havada tam kontrol sağlayan Japonlar şehri acımasızca bombalıyordu. Ancak Percival'ın karşılaştığı en büyük sorun Singapur'un karadan savunulacak şekilde tasarlanmamasıydı. 1941 sonlarında Japonya Savaşı girdiğinde Singapur tehlikedeydi ve Britanya'nın stratejisinin tamamen değersiz olduğu ortaya çıktı. Çünkü Singapur'un stratejisi sadece bir donanma üssüne değil, donanma üssünde konuşlanmış bir filo olmasına bağlıydı. Ve böyle bir filoları yoktu. Kuzey Denizi'nde, Atlantik'te ve Akdeniz'de Almanlarla savaşıyorlardı. Singapur, bu imparatorluk karakolu, karadan bir kara ordusuyla savunulmalıydı. Mütevazı bir filo Singapur'a Noel'den önceki haftalarda yollanmıştı. Ancak birkaç hafta önce Japon uçaklarının tek bir saldırı dalgasıyla hepsi batırılmıştı. Ve Britanyalılar Avustralya ve Hintlilerden oluşan küçük bir grupla Yamashita'nın askerlerine karşı aralarında sadece 1,5 kilometre genişliğindeki Johore Boğazı tampon bölgesiyle karşı karşıyaydı. Ve 8 Şubat'ta Japonlar harekete geçti. Japon güçleri yarımadada hızla ilerledi. Boğazdan Singapur'a Percival'in beklediğinden çok daha hızlı geçtiler. Sabit bir savunması olmayan Percival, güçlerini 45 kilometre kıyıya ince bir biçimde yaydı. Japonlar kuzeybatı bölgesine 13 bin adamla saldırdı. Ve hızla oraya dağılmış 3 bin Avustralyalıyı dağıttılar. İngiliz hatlarında derinlik olmadığını fark ettiklerinde 10 bin Japon askeri daha birkaç saat içerisinde oraya girdi. Çok sayıda koordinesiz karşı saldırının ardından Percival adanın güneyindeki limana doğru çekildi. Ve savunma pozisyonu aldı. Japonlar tekrar açık alanda serbestçe dolaşıyordu. Ve 13 Şubat'ta adanın çoğunu ele geçirmişlerdi. Percival komutanlarıyla bir toplantı yaptı. Ve iki seçenek sundu. Ani bir saldırı ya da teslim olmak. Japonların Güneydoğu Asya'yı 1941-42'de fethetme stratejisi inanılmaz sağlıksız görünüyor. Çünkü çok sayıda yere nispeten küçük, hafif ekipmanlı askerler gönderdiler.
Hepsini aynı anda yolladılar ve idare etmelerini söylediler. Bu özgüven dolu bir eylem. Aslında bu bir güven numarasıydı. Çünkü çoğu durumda Japon güçleri rakiplerinden daha az sayıda ve daha hafif ekipmanlıydı. Yamashita'nın kendisi de daha sonra bunu itiraf etti. Singapur'a saldırım bir blöftü. Uzun süre savaşmak zorunda kalırsak yenileceğimi biliyordum dedi. Ateşli bir tartışmanın ardından 14 Şubat akşamı Percival teslim oldu. Geçit vermez kale düşmüştü. Bu şoka uğrayan Winston Churchill için büyük bir kayıptı. Ve Britanya tarihinin en kötü felaketi dedi. Sen Nazar Baskını, 28 Mart 1942. Pek çokları 1942 başlarını Britanya'nın en karanlık saati olarak görüyor. Singapur'da yaşananlar çok sayıda büyük yenilginin ardından gelmişti. Ve donanmasının yenilmezliğine inanan bir ülke dehşet içinde müttefik ticaret gemilerinin yerine yenilerinin konulmasından hızlı biçimde batırılmasını istiyordu. Britanya büyük oranda Britanya ve Birleşik Devletler arasında giden Atlantik konvoylarına güveniyordu. Ve Atlantik konvoylarına iki ana tehdit vardı. Birincisi U-botlardı, en büyük tehdit. Ancak onların arkasında Alman yüzey filosu vardı. Ve özellikle de dört büyük savaş gemileri. Özellikle tehditkar olan ultramodern kardeş gemiler Bismarck ve Tirpitz, iki çok süper kruvazör. Her ikisi de bir Britanya ya da Amerikan kruvazörünün tek başa çatışmaya giremeyeceği kadar güçlü sayılıyordu. Bismarck, Atlantik konvoylarına saldıracak şekilde konuşlandırılmıştı. Ancak ilk saldırısında Kraliyet Donanması büyük bir kayıpla da olsa Bismarck'ı batırdı. Ama şimdi Britanya istihbaratı Tirpitz'in oraya yerleştirileceğinden ve Atlantik konvoylarına saldırma görevini onun alacağından korkuyordu. Tirpitz'in görevlendirilmesinin yaratacağı zarardan korkan ve büyük bir zafere çaresizce ihtiyaç duyan Britanyalılar savaş arabası operasyonuna başladı. Onun tek sığınağını yok ederek Tirpitz'in görevlendirmesini durdurmak. Fransız limanı Saint-Nazaire. Saint-Nazaire'in kuru havuzu Batı Avrupa'da o büyüklükteki bir gemiyi barındırabilecek tek yerdi. Ancak daha en başlardan elle limana yeterli zarar verecek patlayıcıları yerleştirmenin çok uzun süreceği ortaya çıktı. Bu nedenle cesur bir alternatifte karar kılındı. Buldukları plan eski bir Birinci Dünya Savaşı destroyerini alıp patlayıcıyla doldurup liman kapısına çarpıp onu havaya uçurmaktı. Saint-Nazaire iyi korunuyordu. BHMS Campbelltown gemisinin bir Alman destroyeri gibi görünmesi için yeniden modellenmesine çok zaman ayrıldı. Gecikmeli fitillerle ateşlenen 3 ton patlayıcı geminin provasına yerleştirilip betonla kapatıldı. 200 komandodan oluşan bir güç de gemiye bindi. Görevleri liman altyapısını olabildiğince yok etmekti. Saldırı 28 Mart gecesi gerçekleşti. Ve güvertesinde Alman bayrağı sallandıran Campbelltown hedefi görüş mesafesine dek yaklaştı. Ve kafaları karışan Alman savunmacılar ateş açtı. Ama artık çok geçti. Campbelltown kuru havuzun kapılarına girdi. Ve komandolar işe koyuldu. 15 dakika sonra limanlar yanıyordu. Ve desteklerinin çoğu yok edilen komandolar şehre doğru ilerlediler. Orada yaralandı ya da öldürüldüler. 12 saat sonra ayın 29'u öğlen vakti Campbelltown'un provasındaki patlayıcılar patladı. 600 kadar Alman öldü. Ve daha önemlisi liman savaşın geri kalanı boyunca kullanılamaz hale geldi.
Savaş arabası operasyonu bazen en başarılı baskın olarak gösterilir. Hedefine ulaşma konusunda kesinlikle başarılıydı. Ancak inanılmaz bir bedel ödendi. O baskına katılanların 2/3 ya öldürüldü ya yakalandı. Yani çok pahalıya mal olan bir operasyondu. Ancak gereken etkiyi yarattı. Tirpitz, Norveç'teki üssünden ayrılmadı. Yani Atlantik konvoyları bu olası tehditten korundu. Asıl hedeflerine ulaşmasının yanı sıra baskın tam da Churchill'in askerlerin ve sivillerin moralini yükseltmesi gereken bir zamanda gerçekleşti. Savaş arabası operasyonu sadece Britanya'daki sivil nüfusunun inancını tazelemekle kalmadı. Silahlı güçlerini çok tehlikeli savunma zihniyetinden çıkardı ve önlerinde daha uzun bir savaş varken saldırgan ruhlarını yeniden ateşledi. Midway Savaşı, 4 Haziran 1942. Japonların Pearl Harbor baskını Amerikan donanmasının önemli gemilerinden çoğunu yok etse de 3 modern uçak gemisi Yorktown, Hornet ve Enterprise farklı sebeplerden ötürü o gün orada değillerdi. Birleşik Devletler Japonların neyi kaçırdıklarını bilmelerini sağladı. Ve 16 adet B-25 bombardıman uçağı Nisan ayında Hornet'tan havalandı. Doolittle baskını savaşı Tokyo'ya taşıdı. Ve fiziksel hasar az olsa da psikolojik etkisi çok önemliydi. Yaşlanan Amerika hafif uçak gemisi Lexington'ı batıran ve Mayıs ayında Mercan Denizi Savaşı'nda Yorktown'u batıran Japon amiral Usokoru Yamamoto, Pasifik ortasındaki Midway adalarındaki Amerikan üssüne saldırarak işi bitirmeye karar verdi. Amerika'ya Midway'de saldırırlarsa Amerika görev kuvveti ve uçak gemileri kesinlikle oraya gitmek zorunda kalacaktı. Japonların tüm uçak gemileri diğer kruvazörleriyle birlikte sağlamdı. Öte yandan Amerika Birleşik Devletleri'nin sadece 2 uçak gemisi vardı. Yani Japonya zaferin kesin olduğuna fazlaca güveniyordu. Yamamoto sayı avantajına sahip olsa da rakibi Amiral Chester Nimitz paha biçilmez bir avantaj yakalamıştı. Birleşik Devletler donanması kripto analiz becerisini geliştirdi. Japon kodlarını kırarak Japonların Midway'deki planını açığa çıkardılar. Ve Nimitz Japonların niyetini tam olarak bilerek bir pusu kurdu ve planları Japon uçak gemilerini, uçakların çoğu Midway adasına saldırıya gittiği sırada vurmaktı. Ve sessizce 3 uçak gemisini adanın 1000 kilometre kuzeydoğusuna yerleştirdi. ...4 Haziran sabahı erken saatlerde Japon uçakları saldırdı ve Amerikan hava üssünü bombaladı. Birleşik Devletler'in karadan havalanan uçaklarının karşı saldırısı etkisiz olsa da Japonlar adanın kalkış pistinin işini bitirmek için ikinci bir saldırı dalgasıyla olası bir tehdidi yok etmek istedi. Amerikan uçak gemisi filosundan habersiz bir halde uçaklarının silahlarını değiştirmeye karar verdiler. Ve gemilere saldırmaya yarayan torpidolar yerine salkım bombaları taktılar. Bu bir hataydı. Hala fark edilmeyen ve olabildiğince uzun süre bekleyen Amerikan uçak gemileri uçaklarını yolladı. İlk torpido saldırısı sabah 9'da başladı. Yetersiz kaldılar ve Japon ziroları onları tamamen yok etti. Ağır kayıplar almaya devam etmelerine rağmen Amerikalılar ısrar etti. Ve çok yorulmuş olan Japon güverte ekipleri uçaklarına yeniden torpido takmak için çılgınca çalışmaya başladı. Sonra saat 10.30'da 36 Dauntless Pike bombardıman uçağı tehlikeli biçimde az yakıtla olay yerine geldi.
Enterprise uçak gemisinden havalanmışlar ve sabahın büyük bölümünü kaybolup düşmanı arayarak geçirmişlerdi ki komutanları dört uçak gemisinin üçü olan Kaga, Akagi ve Soryu'yu bir arada gördü. Güverteleri bombaladılar. Torpidolar, silahlı uçaklar ve yakıtla doluydu. Önlerinde açık bir gökyüzü bulunan Amerikalılar, kitap gibi bir pike bombardıman saldırısı gerçekleştirdi. Japon gemileri en savunmasız hallerindeydi. Ve sadece birkaç iyi hedef alınmış isabetle her bir gemide çok büyük patlamalar meydana gelmeye başladı. Üç uçak gemisinin batması, dördüncü Hiryu'yu hava saldırılarına karşı savunmasız bıraktı. Ve bir süre sonra o da kaybedildi. Amerika'nın savaşa devam etme kararlılığını ölümcül bir biçimde çok hafife aldılar. En başından itibaren Amerikan ordusunu kararlı bir biçimde yenerlerse Amerika'nın teslim olacağını ve Amerika ile savaşın sona ereceğini düşünüyorlardı. Amerika'nın ruh halini yanlış okudular. Onların teslim olması mümkün değildi. Japonlar 6 ay içinde ilk kez denilmişlerdi. Japonlar 4 birinci sınıf uçak gemisi ve tüm uçaklarını kaybetti. Ve Japon ekonomisinin büyüklüğü düşünüldüğünde kayıpların yerine yenilerini koyamadılar. Bu Pasifik Savaşı'nda açık bir dönüm noktasıydı. Japon gücü büyük bir darbe aldı. Ve Pasifik'teki hakim gücün harap olmasıyla Japonların taktikleri hızla savunmaya döndü. Ve bunun sonucunda Kuzey Pasifik adalarında bir yıpratma muharebesi gerçekleşmeye başladı. Kokoda yolu seferi, Temmuz 1942. Singapur'un düşüşünün ardından Japonya dikkatini Malay Bariyeri denilen yerin son kısmına verdi. Malaya'dan Doğu Hint Adaları ve Avustralya'ya ait Papua Yeni Gine'ye ve başkenti Port Moresby'ye uzanan bir dağlık ada zinciri. Port Moresby önemliydi çünkü Japonya güney savunma kemerini sağlamlaştırmak ve bu konumu kullanarak Kuzey Avustralya şehirlerini rahatsız etmek, Avustralya ve Birleşik Devletler arasındaki bağı koparmak istiyordu. Avustralya askerleri Port Moresby'de toplandı. Japonlar şehir üzerine üç koldan gerçekleşecek bir saldırının ilk aşamasına başladılar. En başta Japonlar Port Moresby'yi etkileyici bir amfibi saldırıyla denizden atmak istedi. Ancak Japonların Mercan Denizi'nde ve daha sonra Midway'de yenilmesi sebebiyle Japonlar bunu yapamadı ve bunun yerine Paupa'nın kuzeydoğu ucuna Buna, Gona ve Sanananda sahillerine küçük bir güç indirmeye karar verdiler. Kıyıdan 15 kilometre aşağı hızla inerek Buna köyünü aldılar. Port Moresby'nin yaklaşık 160 kilometre kuzeyinde. Japonların stratejisi Papua Yarımadası'nı Kokoda köyü yolundan geçip başkenti almaktı. Ancak hedefleriyle aralarında gezegenin en elverişsiz arazilerinden biri vardı. Owen Stanley Sıra Dağları'nın yağmur ormanları. Bu sıra dağlar 4000 kilometre yüksekliğe ulaşıp ada boyunca uzanıyordu. Haziran ve Temmuz'da başlayıp Eylül sonlarına doğru devam etti. Avustralyalılar dağlardan geri çekiliyorlardı. Avustralyalılar çoğunlukla piyade gücüydü. Avustralyalı milislerden oluşan az eğitimli karışık bir güçtü ve daha sonra Avustralya İmparatorluk gücünün tecrübeli askerleri onlara katılmış oldu.
yağmur ormanı benzersiz bir savaş alanıydı. Avrupa ve Amerikalı askerler için yabancı ve dehşet verici bir yerdi. Hareketi sınırladığı için korkuluyordu. Bu tavır, Malaya'da koşulları avantajlarına kullanan Japonlara karşı müttefiklerin büyük bir bedel ödemesine sebep olmuştu. Avustralyalılar için ormanda savaşma becerisinin öğrenilmesi gerekiyordu. Ve Kokoda yolu, çamurlu, bazı yerlerde de geçilemeyecek kadar dik bir eğitim alanıydı. ...23 Temmuz'da Sıra Dağların zirvesine kadar savaşarak gelen Japonlar... ...sayıca az olan Avustralyalılara Kokoda'da saldırdı. Tedarik sorunları Avustralyalıların savaşma kapasitesini kötü etkiledi ve geri çekildiler. Ruslar ve yerlerin taşıdığı mühimmat dağlardan aşırtılarak taşındığı için mesafelerin uzunluğu, hava ve çetin arazi koşulları sebebiyle ellerine düzenli bir şekilde ulaşamadı. Ağustos'un sonlarına doğru Avusturyalılar Sarava köyüne kadar çekilmişlerdi. Üç gün süren yoğun geçen savaşın ardından sayıca üstün Japonlar ormandan ve çevre tepelerden geçerek Avustralya kanatlarına saldırdı ve savunmaları çöktü. Yeniden geri çekilmek zorunda kaldılar. Eylül ayında Japonlar Port Moresby'den sadece 40 kilometre uzaktaydı. Eylül ayında Japonlar Owen Stanley Sıra Dağları'nın en uç noktasına ulaştı. Sahadaki Japon komutası, Rabaul'daki Japon üssünden dağlara geri çekilme emri aldı. Yani Eylül sonu, Ekim ve Kasım'a kadar Avustralyalılar dağlarda geri çekilen Japonları kovalamış oldu. İkmal hatlarının sonuna gelen Japonlar artık desteklenmiş ve yeniden ekipman alan... Onları Owen Stanley dağlarından kovmaya kararlı Avustralyalılarla karşı karşıyaydı. Aynı şekilde kararlı olan Japonlar Kokoda köyüne çekilip son bir direniş yapmak için siperlendiler. Vahşi bir birebir savaşta her iki tarafta ağır kayıplar aldı. Bu yoğun çatışma Avustralyalıların süngü hücumuna dek sonuçlanmadı. Ve sonunda 2 Kasım'da düşmanı dağıttılar. Japonlar geldikleri kıyıya dek kovalandı. Neredeyse gelen yenilgi ve bunun ardından Kokoda'daki Avustralyalıların kazandığı zafer ve Japonların Port Moresby ilerleyişindeki başarısızlığı büyük etkisi olan küçük bir seferdi. Savaşta bir yağmur ormanı operasyonda zafer kazanıp önemli taktik dersler almışlardı. Bu derslerin hızla uygulanıp müttefikler arasında geliştirilmesi önlerinde uzanan çok sayıda yağmur ormanı görevinin sonucunu değiştirecekti.